Bu tabak kiminde? Konsey zamanı olaylar mutfakta kavgalar. Oturma odamızda yani dinlenme odamızda kavgalar. Herkes birbirine girdi çünkü yarın final günü. Bir tarafın parası biraz daha az, kasaya az para gitti. Bir tarafta daha çok çünkü tadımlar güzeldi ve bazen de karşı taraf strateji yapacağım diye rakip takımlara paraları göndermiş oldular. Neler konuşacağız bugün ama daha öncesinde bizlerle yarışmak isterseniz başvurularınız için www.butabakkimin.com ve WhatsApp numaramız 0533 890 43 83. Ne olacak sizin durumunuz? Son bir gün ve hemen ilk VTR'ye gelmek istiyorum. Nalan Hanım hakkında. Nalan Hanım içeride gözyaşlarına hakim olamamış. Neden ağlamış, neden üzülmüş benim kibarım? Bir izleyelim bakalım, üstüne konuşalım. Nalan, sen o çocuğu dışarıdan ekmek arası kuru bir şeyler önüne koydun, soğanı. Belki çocuğu aç bırakıp gezmeye bile gitmişsindir. Sen o çocuğu vitaminsiz bıraktın. Bence, benim tahminim. İyi ki ben bir anneyim. Sen benim anneliğimi bir sorgulayamazsın. 32 yaşında dul kaldım. Ben 13 yaşındaki bir kızla tek başıma kaldım. Ayaklarımın üstünde tek başıma mücadele ettim. Aynen. Sen biliyor musun ki ben ne yaşadım? İyi misin Nalan? İyi miyim? İyi misin gerçekten? Ağlama, istesen biraz dinlen, su verelim. İyisin değil mi? İyi miyim? Şey yok. Ben de gidip üzülme, sorayım. Üzülme, olan olmuş yani. Hak, kader, Allah'tan gelen bir şey. Sen buna bir şey yapamazsın. Ben önce eşimle 7 yıl nikahlı kaldım. Evet. Ve ondan sonra da biz eşimle boşandık aslında ama... Boşandınız da mı? Yine mi birlikte yaşadınız? Aynen, birlikte yaşadık. Canım ya, kurban olsunlar sana. Ayrılmış annelerin işi hakikaten biraz daha zor oluyor. Yük ağır oluyor. Evlat psikolojisini düşüneceksin, evi düşüneceksin, ona babasızlığı hissettirmeyeceksin, eksik olmayacaksın ve psikolojik olarak devamlı destek vereceksin. Ben de bunlardan biriyim. O yüzden sıkıntı. Eşini kaybettiğinde kaç yaşındaydın? Biraz dertleşelim kızlar. Ben 32 yaşındaydım, kızım 13 yaşındaydı, eşim de 38 yaşındaydı. Ben bir fatura yatırmayı bile bilmiyordum Songül Hanım. Her şey üstüme kaldı. Ya bir insanın da evi var tabii ki. Benim kayınvalidem, kayınpederim, benim ailem zaten bana hiç destek olmadı. Her zaman köstek oldu ve hala da buradan sesleniyorum. Lütfen evlat ayrımı yapmayın. Evlatlarınızı ayırmayın. Onların arkasında durun. Eşimin tarafı bana çok destek oldu. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Benim ailem bana hiç destek olmadı. Annem ve babam rahmetli oldu. Buradan ona Allah rahmet etsin diyemiyorum. Annesine sana da gelecek. Hakkımı sana, eğer hakkım varsa sana hakkımı helal etmiyorum. Bu da ağır bir aşkım. Şey oldu. Yapacak bir şey yok. Çeken bilir, yaşayan bilir. Çok ben doğru. Ben 13 yaşında bir kızla olamam. Çok doğru. Anne baba, hayır, ben kabul etmiyorum. Anne, hayır, anneyle babaya. Kabul etme Fatma, lütfen. Anne baba ya. Anne baba. Üstüme oynama, yaşayan bilir. Yaşayan bilir. Etmiyorum kabul. Anne baba. Sen karışma. Fatma ben yaşadım abla. Ben biliyorum. Fatma abla, ateş düştüğü yeri yakar. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Benim içimde var şu an. Ben tek bir kızda kalmışım. Nalan'cığım bir bu tarafa dönmüş, sinirlenmeden sakin olarak, çok üzülmüşsün, hala da üzülüyorsun. Peki babanla annene kızgınlığının nedir bu kadar isyan etmen? Bu kadar haykırman ve helal etmiyorum demen? Niye aşkım, hangi anda ihtiyaç duydun yanında olmadılar? Songül Hanımcığım şöyle bir şey var, ben evlat ayrımı yapamıyorum çünkü benim bir kızım olduğu için evlat ayrımı nedir bilmiyorum. Yani et tırnaktan ayrılır mı? Kesinlikle ayrılmaz. Ayrılmaz. Ve şöyle bir şey var. Biz 4 kardeşiz. En büyükleri benim. Bir kız, bir erkek, bir kız, bir erkek. 2 kız, 2 erkek. Ve ben 3,5 sene annem Almanya'da işte bebeği olmamış. Babam demiş ki senin bebeğin olmazsa ben seni boşarım. Annem de çok acele tedaviyle hamile kalıyor. Ve beni dünya ve ben el bebek, gül bebek, babaannemle ve rahmetli halam beni büyütüyor. Büyüttükten sonra da 2 sene 3 sene izine gelmiyorlar. Ben babaanneme
anne diyordum. Hayır şöyle mi? Annen seni doğurdu. Ondan sonra babaannene mi verdi, halana mı aynen, verdi? Aynen. Niye peki yanında değildin? Almanya'da çalışıyorlardı. Ha, burada bıraktılar seni büyütmeleri için. Ben baba... Peki kızgın olduğun yer? Evlat ayırıyorlar bütün malları. Erkek kardeşim en küçük Sezer var ya, o Sezer. Her şeyi o Sezer'in üstüne yapıyorlar. Her şeyi onun üstüne yapıyorlar. İki evi de bizden avukat tarafından kaçırılmadı. Şimdi onun da önümüzdeki günlerde mahkeme kararıyla artık ne yapılacak ben bilmiyorum. Ama hukukta böyle bir şey var tabii. Yani ispatlanabiliyor ve mecburen eşit bir şekilde dağıtılıyor. Yani, yani sen aslında şimdi kardeşiniz Sezer bütün evleri, annen onun yanında mı kalıyor? Annem onun yanında kalıyor ve şöyle bir şey oldu. Dedim ki dilerim Allah'tan bir gün benim kapıma gelip annem beni arar. Songül Hanımcığım yemin ediyorum bayramdan sonra, Kurban Bayramı'ndan sonra annem beni aradı telefonda. Ben şaşırdım. Baktım annem yazmaz benim telefonumda. Anne diye yazar. O da şey için, yani anlamak için. Efendim dedim, kızım, yavrum, ben hastanedeyim. Ben çok zor durumdayım. Ben artık affedersin tuvaletlere çıkamıyorum. Gelip bana bakar mısın? Ben de dedim ki anne, ben senin ilacını tanımam. Ben senin ilacını bilmem. Ben senin hastaneye nasıl, neyin ağrıyor, neren ağrıyor ben bilmem. Her şeyi Sezer yapıyor. Lütfen anne, Sezer sana baksın. Sezer'le sen ilgilen dedim ve telefonu kapattım. Üzüldüm mü? Gerçekten üzüldüm. Ben bir kız evladı olarak ben anneme bakmak zorundayım aslında. Ben de düşmüş olsam benim kızım da bana bakmak zorunda. Bu böyle değil midir Songül Hanımcığım? Peki şöyle sorayım. Hani sen yıllar önce eşini kaybettin. Kızın 13 yaşındaydı. Sen yalnız kaldın çocuğunla. Bu arada seni arayıp hani sana yardım edeyim, torunumu bana getir ben bakayım. Bir gün çok zor durumda kaldım hakikaten. Bak size yemin ediyorum. Gerçekten yalan konuşmuyorum. Bir gün o kadar zorlandım ki 200 TL. Ve isteğe bağlı sigortamı ödemek için. 200 TL o zaman yani ödeyeceğim ve param çıkışmıyor. İşlerim iyi gitmiyor. Bir takım problemler yaşıyorum. Kızımın sıkıntıları var. Anneme telefon açtım. Bir tık nebze de olsa hani el nasıl? O şekilde de şey dedim ki anne dedim. Benim dedim 200 TL'ye dedim ihtiyacım var. Ben dedim sigortamı bu ay yatıramadım. Bana dedim hani ödemek şartıyla bana dedim 200 TL para verir misin dedim. Tepki şu Songül Hanım. Ben çarşıdayım. Eve gidince kardeşlerinle babanla konuşacağım. Ben sana döneceğim. Yok artık. Sana yemin ediyorum aradan bir hafta geçti. Sana yemin ediyorum aradan bir hafta geçti. Beni ne arayan, ne soran, ne yaptın? O 200 TL'yi sana niçin lazımdı? Ya belki ben kötü yola düşebilirim. Belki benim hakikaten ihtiyacım var. Yani ne sordular? Ya o kadar üzücü bir hikaye ki. Bakkaldan alsaydın keşke. Şunu sormak istiyorum. Niye böyle bir tepkileri var sana karşı? Aklıma geldikçe... Şimdi dört çocuğuz diyorsun. Erkek kardeşleri kız kardeşine sahip çıkar. Erkek yani. Son zamanlarda kız kardeşimle de aramız açıldı. Ben hiç kim bir erkek kardeşimle Nejat'la görüşüyorum. Onun dışında kesinlikle buradan onlara sesleniyorum. Beni artık aramayın. Bir Nejat, bir de Türkan gelinimiz. Onların dışında hiç kimse istemiyorum. Ben kendime yetiyorum. Şeyi anlamaya çalışıyorum, bir türlü anlayamıyorum. Burada bir sıkıntı var, üzüntü var ama sizinle aralarındaki problem ne? Yani annenizin 200 lira hani evlattır, her şey yapıp gönderir. Hadi gönderemedi, param yok diyebilir. Erkek kardeşini arar, erkek kardeşinin eşi arar. Kız kardeşi, yani niye bu kadar dışlandınız ya da siz dışladınız? Tek kardeşle görüşüyorsun sadece. Evlat ayrımı Songül Hanım, gerçekten evler onlara gitmesin, hep Sezer'e. Biz de bunu gördükçe anneden soğuduk. Biz bunu yüklendikçe öbür tarafa, anne niye bunu yapıyorsun? Sonradan alınan malları neden Sezer'in üstüne yapıyorsun? Adamın altında son model araba. Tekirdağ'da villalar.
arsalar, Marmaris'te tarlalar, bilmem neler, zeytinlikler, fındıklar, zeytinlikler. Ama yani biz de insanız. Niye sen anne olarak al üstüne, sen öldükten sonra bölünsün dörde? Her gene bu tartışmalar ve birbirinden uzaklaşmalar maldan dolayı mı oldu maldan ya? Maldan dolayı da bir de şöyle. Yani maldan dolayı en kötü, yani şöyle. Hani ne olursa olsun olmayan daha çok acısını bilir. Anne ve baba çok kıymetlidir. Ya bugün annesi babası olmayanı ve öyle büyüyen birine sorarsanız şöyle diyorlar birçok kişi. Girip bakabilirsiniz her yere, okuyabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Keşke olsalardı, bilseydim o duyguları. Hani yanımda yoktu ama bir babam vardı. Yanımda yoktu ama bir annem vardı. Belki de hani karşılıklı bir araya gelmeye çabalamalıyız. Ortada buluşmalıyız. Gene de anneye babaya bekdua etmek veya dua etmek çok güzel değil. Hatta dua almak ne olursa olsun. Hastanede de olsa, para da olmasa yanına gidip oradan dua almak. Bilemiyorum tabii ki. Şimdi anneyi de dinlemedik. Belki anne bambaşka bir şey anlatacak. Ben eminim çok üzülmüşsün. Çok hüzünlü ağlıyorsun. Çok da üzüldüm ama karşılıklı bir araya gelip dinlemek gereksiz. Çok üzücü hikaye. Şimdi izninizle, çok üzüldük çünkü. İzin verirseniz biraz toparlanalım. Sonra 5. tadımla devam edelim.